Şimdi Rusya'yı biraz daha iyi tanımamız lazım. Aranızda ekonomi uzmanı olmayanlar olabilir. Ben size 2019 ve 2020 karışık bir takım rakamları vereyim. Arkadaşlar bakın Rusya büyük bir ülke. Bunu biliyoruz. Yani Rusya tarih anlamında da büyük bir ülke. Efendim işte 150 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Efendim böyle 70 ila 75 yaş ortalaması olan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle 1,5 trilyon dolara yakın da bir milli gelirden bahsediyoruz. Ancak arkadaşlar, Rusya zengin bir ülke değil. Zaten problem burada. Beni üzen taraf da burada aynı zamanda insani olarak. Rusya'da kişi başına düşen milli gelir arkadaşlar 11.497 dolar. Bu 2019'da bakın. 2019'da bir tane Rus'un başına düşen kişi başına düşen milli gelir 11.497 dolar. Bu 2019'daki rakam. Çok düşük bir rakam bu. Rusya vari bir ülke için. Sıkı durun. 2020 yılında kişi başına düşen milli gelir Rusya'da 11.497 dolardan 10.126 dolara geriliyor. Bu 2020 yılı için konuşuyorum. Bu savaşın olması durumunda Rusya'da kişi başına düşen milli gelir daha da düşecek. Belki 10 bin doların altına gidecek. Ha bu arada unutmayın, enerji fiyatları yükselmesine rağmen böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla Rusya'nın en problemli kısmını gördük. Peki ileriye dönük olarak da Rusya'nın büyüme projeksiyonları nasıl yapılıyor? Bazı belli başlı ekonomik institutionlar, kurumlar tarafından. Valla 2030'a doğru giderken ortalama büyümesinin yıllık yaklaşık %2,28 olacağı tahmin ediliyor. Bu da kötü bir rakam. Bakın 2019'da bir tane Rus'un başına düşen 150 milyon Rus'tan bir tanesinin başına düşen yıllık 11 bin dolar. 2020'de bu neredeyse 10 bin dolara iniyor. Ve 2030'a giderken de ülkenin %2,3 büyümesi planlanıyor. Yani böyle %7-8 büyüyen bir ülkeden bahsetmiyoruz. Şimdi gelelim bu ülke nereyle ticaret yapıyor? Çünkü uluslararası ilişkiler çok çok önemli bir dal bu arada. Sakın beni yanlış anlamayın. Ancak bütün savaşların, tabii ben ekonomiyle alakalı bir insan olduğum için bu yöne yanlı da bakıyor olabilirim. Neredeyse bütün savaşların dibine inin, kazıyın, altından ekonomi çıkacaktır. Zenginliğin olduğu yerde savaş olmaz. Savaşın olduğu yerde zenginlik olmaz. Ve bu iki şey birbirini kötü bir şekilde tetikler. Şimdi gelin o zaman gördük yani Rusya silah açısından çok güçlü. Tarih açısından çok derin. Belli başlı kişilerin dünyaya etkisi açısından edebiyat, fizik, kimya, matematik çok derinliği olan bir ülke. Amma ve lakin bunu ekonomik güce dönüştürememiş. En azından şu anda ileride umarız dönüştürürler kendi ülkeleri açısından. Kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolardan 10 bin dolara inmiş. Şimdi şeyine baktım ben ilginç bir şekilde. İhracat dinamiklerine baktım. Ve dedim ki kendi kendime. Rusya 100 dolarlık mal satıyorsa, her yıl 100 dolarlık mal satıyorsa ne kadarı nereden geliyor? Birkaç örnek vereyim size. 100 doların arkadaşlar 1 dolar 62 senti altın. Yani 100 dolarlık mal satıyorsa Rusya, bunun 1 dolar 62 senti altın. Bunun 3 dolar 82 senti kömür. Bunun 24 doları petrol. Bunun 12 doları petrole bağlı rafine edilmiş ürünler. Bunun sadece 2,3 doları turizm. Yani turist çekemiyor mesela. Halbuki bence Rusya çok ciddi turist çekebilir. Yani Rusya soğuk memleket vesaire, tamam bizim gibi yaz turizmi yok ama tarihi derinliği olan bir yer, yani buraya çalışılabilir mesela bir parça daha. Ondan sonra efendim transportation yani efendim A noktasından B noktasına gitmemize yarayan her türlü araç gereçlerin ihracattaki payı 100 dolarda 4 dolar. Yani eğer şöyle bir şey yapacak olursak şöyle söyleyeyim sizlere 100 doların nereden baksanız arkadaşlar yarısı enerji satımı. Yarısı enerji satımı. Ondan sonra arkadaşlar efendim deniz ürünleri vesaire işte 1 dolar 2 dolar falan filan yapıyor. Yani Rusya sattığı mallar açısından aslında tek mallı bir ekonomi. Peki bu malını bu 100 dolarını kim hangi ülkelere satıyor?
Vallahi 100 dolarlık malın arkadaşlar 14 dolarını Çin'e satıyoruz ya. 100 dolarlık malının 6 dolarını Almanya'ya satıyor. 100 dolarlık malının yaklaşık 5,8'ini de Hollanda'ya satıyor. Tamam. Bu sattığı mallar açısından. Peki aldığı mallara baktığınız zaman genelde tarım ürünleri oluyor. Biraz Çin'e benziyor bu açıdan. Aldığı ürünlerin %21'ini Çin'den alıyor. %13'ünü Almanya'dan alıyor. %6'sını da Belarus'tan alıyor. Yani ben top 3'ü söylüyorum size. Ticaret partnerleri açısından. Şimdi buraya baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Tarihsel zenginliği olan, dünyaya yani damga vurmuş vatandaşları olan, silah endüstrisi gelişmiş olan, doğal kaynakları çok zengin olan, ama kişi başına düşen milli, bunlar artılar şu ana kadar söyledim. Eksilerde de kişi başına düşen milli geliri oldukça düşük olan ve düşmeye devam eden, yani genelde fakir olarak nitelendirebileceğimiz, ihracat malları çok sepete bağlı olmayan, yani bir enerji ve silah satan ve genelde ticaretinde Çin ve Almanya'ya çok bağımlı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi tabii hani ben Rusya vatandaşı değilim ama ben Rusya'da, şimdi ben Rusyacı da değilim, Amerikancı da değilim. Objektif bakmaya çalışıyorum. Ama ben her milletin zengin olmasını istiyorum. Hani niye bunu istediğimi soracak olursanız da niye biliyor musunuz? Çok mantıklı nedenlerim var. Her millet çok zengin olsun. Neden? Dediğim gibi zenginliğin olduğu yerde savaş yoktur. Zenginliğin olduğu yerde silah yoktur. Zenginliğin olduğu yerde adı üstünde açlıktan ölenler yoktur. Zenginliğin olduğu yerde, averaj zenginliğin tabii ki de, gelir dağılımının bozuk zenginliğin olduğu yerden bahsetmiyorum. Afrika'da da zenginler var da çok fazla da fakir var. Ve yine zenginliğin olduğu yerde inovasyon vardır ve tam tersi aynı zamanda. İki türlü de birbirini etkileşir. İnovasyonun olduğu yerde zenginlik vardır, zenginliğin olduğu yerde inovasyon bilim vardır ve tersi. Yani bu birbirini destekleyici argümanlar. Yani bir yerde bir şeyin bir kıvılcım yakması gerekiyor demek ki. Ben Rusya'da o kıvılcıma gerekli olacak birçok şeyin olduğunu görüyorum. Eğitilmiş insan gücü var. Doğal kaynakları var. Yüz ölçümü var. Nüfusu da var. Yani aslında inanılmaz avantajlı bir noktada. Ama bu bir tercihler meselesi. Şimdi bu Ukrayna olayı olursa Rusya'nın belki de potansiyelinin yine altında kaldığı bir 10 yıl, bir 20 yılda karşılaşabiliriz. Siz bakmayın, hayda alsın daha da güçlensin diyenlere. Yani öyle olmuyor, keşke öyle olsa. Yani ona bakarsan o zaman Afrika'da kabile savaşları oluyor. O kabile bu kabileyi aldığı zaman alan kabilenin daha güçlü olması lazım. Ya ikisi de sefalet içerisinde kalıyor kardeşim. Ben görmedim Afrika'da A kabilesi B kabilesini aldığı zaman A kabilesi daha güçlü olmuşuz. Sonuçta daha büyük bir A kabilesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Corruption olduğu sürece, derinli ekonomi olmadığı sürece de o fakirlik, o yoksulluk devam ediyor. Şimdi size verdiğim bu rakamlarda Rusya'nın Almanya ile bir şeyini görüyorsunuz. Yani 100 liralık aldığı malın 13'ünü Almanya'dan alıyor ve 100 liralık sattığı malın da yaklaşık 6 ila 7 lira dolarını da Almanya'ya satıyor. O da zaten biliyorsunuz gaz daha çok. Umut edelim böyle bir şey olmasın. Dediğim gibi olması durumunda uzun vadede bence Rusya'ya zarar bu olay. Siz bakmayın bunun olması, hani diyorlar ya Amerika olsun istiyor. Yok be kardeşim, Amerika'ya da zarar. Dedim ya size. Böyle bir şey olduğu anda tedarik zinciri kötü etkilenecek. Enflasyon dinamikleri kötü etkilenecek. Kardeşim zaten Amerika'da yönetim iki arada bir derede kalmış. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Faizleri kökleseler ekonomide resesyona girebilirler. İktidarda olan parti seçimi kaybeder. Şimdi kafalarını kaşıyor onlar da biz ne yapacağız diye. Yani Rusya'nın işgali bence hani birkaç tane silah tüccarı dışında Amerikalılara da negatif etki, Ruslara da negatif etki. Ha, böyle iyice derinlere indiğiniz zaman bazı pozitif etkiler var. İşte dediğim gibi vay be Rusya'ya bak nasıl dağıldı diyecek bir 500 bin kişi, 3 milyon kişi Rusyacılık oynayabilir. Efendim ambargo koyarsa Amerika, vay be Amerika'ya bak nasıl elini bilmem neye vurdu deyip bu sefer Amerikancılık oynayacaklar da var. Ama bu artıları bir tarafa bırakacak olursak kısa vadede eksi bu olay, uzun vadede de eksi bence. Dünya açısından zaten eksi. O yüzden ben böyle bir şeyin olmasını gerçekten kimse için istemem. Çünkü yani Türkiye'de Afyon Dinar'da oturan benim yaşlı Ayşe teyze domates alacak. Hayda Rusya Ukrayna'yı işgal etti diye daha pahalı domates alacak. Ya bu Ayşe teyzeyle ne alakası var Ukrayna'nın Rusya'nın? İşte hani globalizasyona böyle karşıyız marşıyız ama bazı şeyler
engellenemeyecek boyuta geldi. Yani bugün enerji güvenliğine baktığınız zaman engellenemeyecek bir boyuta gelmiş durumda. Dolayısıyla benim bu konuda korkum var, inşallah olmasın. Ha, bu arada bakın bilmiyorum ha, Rusya işgal edecek mi, etmeyecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ben uluslararası ilişkiler profesörü değilim çünkü. Sadece okuduklarımı görüyorum. Çok komik. Yani efendim bir gün borsa çöküyor. Çünkü Rusya işgal edecek deniyor. Askerlerin yığdı deniyor. Ertesi gün Rusya 10 tane askeri birliğe çekti diye borsalar ralli yapıyor. Ertesi gün Amerika diyor ki yok Rusya işgal edecek. Biz uydudan gördük diyor. Ertesi gün Putin'in açıklaması geliyor. Biz etmedik, etmeyeceğiz, hiçbir zaman etmeyeceğiz diyor. Borsalar tekrar ralli ediyor. Ertesi gün Rusya'nın daha da fazla asker yığdığı ortaya çıkıyor. Borsalar tekrar çöküyor. Sonra Biden açıklıyor. %100 işgal edecek bence böyle diye. Borsalar daha da çöküyor. Şimdi yani gazete haberlerine de inanamıyorsunuz. Yani %90'ı yalan haber. Bizim gibi normal vatandaşlar da işte ben nereden izliyorum haberleri onu da söyleyeyim. Uluslararası kaynaklara bakmaya çalışıyorum. Finans kanalları tabii bunu daha hızlı işliyor. Uluslararası ilişkiler kanallarında. Niye? Çünkü işin ucunda para var o finans kanalları içinde o yüzden. Ama yani güvenemiyorsunuz. Çünkü onlara da yalan haber akışı çok fazla. Umalım ki böyle bir şey olmasın. Size kısaca Rusya ile ilgili ekonomik bilgiler de vermeye çalıştım. Bunun tabii çok daha detaylı bilgiler var elimde. Yani iyice detaya inebiliriz. Yani böyle bir ambargo olması durumunda ne olur, neler olur, nereye doğru gider? Bir de Adem Bey'in bir sorusu vardı. Onu söyleyerek bitireyim. Şimdi Rusya'nın biliyorsunuz rezervleri güçlü Adem Bey. Oldukça fazla altın rezervi de var ellerinde ama şimdi ambargo hiçbir zaman hoş bir şey değildir. Bakın rezervler de sonuçta sonludur. Hani bizde atasözleri de vardır. Hazıra dağ dayanmaz diye. Hazıra dağ dayanmaz. Ben o yüzden rezervlere güvenen literatürde ülkeler olmuş ama sonları kötü olmuş. Yani ben o yüzden Rusya'nın rezervleri tabii ki de idare edecektir. Venezuela olacak hali yok Rusya'nın. Güçlü devlet vesaire ama hiçbir zaman olayların oraya gelmesini dilemem. Rus halkı için dilemem. Düşünsenize 150 milyon tane Rus halkından da sorun bakayım kaç tanesi böyle bir şey istiyor. Zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani insanlara yani ileride oy verme teknikleri çok gelişecek. Savaş açalım mı diyecekler. Tabii millet çok gaza gelir dünyanın. Açalım. Herkes yes tuşuna basacak. Açalım. Sonra aradan bir hafta geçecek. Rusya'da domates fiyatları. Savaşa devam edelim mi gelecek. Herkes evet etmeyelim mi basacak bu sefer. Yani insanların yön değiştirmesi de günümüz dünyasında çok hızlı. Çünkü yeteri kadar verisi yok ki insanların. Ne olacağını bilmiyor ki. Yani dolayısıyla ben hani bu bizim arabuluculuğumuza da gelince o oralarla ilgili kelam etmeyeyim ben. Çünkü hani bilgim yok. Yani Türkiye girmeli mi girmemeli mi? Girse desem yalan olur. Dış işlerinden, dış işleri anlamında uzman, bürokrat, teknokrat ki bildiğim çok iyi insanlar var. Bir dahaki mesela sevgili Sinan var. Bir dahaki sefere kendisini de davet edeyim. Onlar da konuşsunlar. Ben de dinleyeyim. Ama ekonomik açıdan ben baktığım zaman şunu görüyorum. Anlattım zaten bir daha tekrar etmeyeyim. Köşeye sıkışabilir. Bu daha da kötü olabilir. Umalım ki böyle bir şey olmasın. Ben Rusya'ya bunun eksilerini daha fazla görüyorum. Amerika'ya da eksilerini daha fazla görüyorum. Amerika da ne yaptığını bilmiyor. Yani inanılmaz şişirilmiş bir bilançoları var. Yoktan o kadar dolar bastılar. Geri de çekemiyorlar şu anda. Yani öyle bir sıkışmışlık var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Yani Amerika'da 1990'ların 80'lerden sonra, 85'lerden sonra 85-2000 arasında gümbür gümbür büyüyen Amerika değil yani. Onu da söyleyeyim. Ha, ama yani şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle deyince de hemen Amerika batacakçılar kan geliyor onlara. Öyle basit değil yani. Bu 0-1 oyunu değil. Amerika'da da 350 milyon insan var. Burada 10 milyon tane süpersonik zeki adam var. Yani bunlar nereye giderse orası yeni Amerika olmuş oluyor. Yani o yüzden ülkelerin batışı da öyle kolaydı. Zaten ülkeler batmaz. Sadece halkları fakirleşir. Ülkenin batması, yani ülke züccaciyeci dükkanı değil ki kapatsın dükkanı gitsin. Öyle bir şey olmaz. Ülke sadece borçlarını ödeyemez. Ödemeler dengesi krizine girer. Ne olur? Vergiler artar, bilmem ne olur. Halkı fakirleşir. Yani bedeli halk öder. Gelecek nesilleri öder. O yüzden dünya ekonomik olarak çalkantılı. Umarım olmaz böyle bir şey. Umarım böyle bir şey olmaz. Tekrar ediyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Şöyle yapalım. 23 bin kişi. Rekor kırdık. Hocam Tam ben umarım gününe... dediniz. Umarım dediniz ama şu an patlamalar varmış. Bana da geldi. Attılar ki Eyvah eyvah. Rusya Ukrayna'yı bombalamış ve Rusya'da bakanlık açıklama yapmış. Hayır. Bunun hesabını Rusya'ya soracağız diye yaralılar ve ölüler varmış hocam. Haberler geliyor. Ben de
sizin bölmemek için paylaşmadım hocam. Hayır hayır. Mesela mesaj çok üzüldüm. İnşallah yalan haberdir diyelim ama hocam bölgeden çok yazanlar üzücü. var. Var bölge. Çok yazık. Mesela bak o zaman şu da gitti. Yani iki gün önce ben yorumlar okuyorum. Yani Rusya işgal etmeyecek. Bu Amerika'nın uydurmasıdır diyenler vardı. Bak o da yalan çıktı. Yani kimselere güven olmuyor. Yani ben de nereden haber okuyacağımı şaşırdım. Kendi aklımla yön bulmaya çalışıyorum. Mantıkla, ekonomiyle. Bana da işgal edecek gibi geliyordu. O yüzden o tweet'i yazdım zaten. Ama keşke yanılsak yani. Keşke olmasa bir şey. Şimdi bir sürü insan ölecek. Ne oldu yani? Ne oluyor yani? Savaşlar bazen gereklilik olabilir. Ülkeler bağımsızlık savaşları verirler. İstiklal harpleri verirler. Ama savaşların bazısı da çok gereksizdir. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı şeyler. Ne oldu? Ne oldu yani? O kadar insan öldü. Sonra ne oldu? Tüh tüh tüh, vah vah vah. Ve savaşta ölenler de genelde savunmasız insanlar oluyor. Savunmasız insanlar da genelde barışçıl insanlar oluyor. Yazık. Şimdi ekonomi etkilerini göreceğiz. Şöyle bir tabii hani 24 saat açık olan piyasalar var. Açık olmayan piyasalar var. Şu anda hisse senedi piyasaları kapalı biliyorsunuz. Bir tek bu kripto piyasaları var ama orada da çok güvenli fiyat hareketleri oluşmuyor hafta sonları. Geçmiş olsun diyelim herkese. Umarım yani Türkiye olarak bize çok fazla sirayet etmesin. Bizim kendimizle ilgili sıkıntılarımız var. Zaten enerji fiyatları artıyor. Enerjiyle ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Dünyanın birçok tarafında var. Bir tek bizde olmadı bu arada, onu da söyleyeyim. Ama bizde olanların bir kısmı kendi suçumuz. Onu da söyleyeyim. Yani ikisini de söylemem gerekir. Elektrik fiyatlarıyla uğraşıyoruz. İşte domates, biber, patlıcanın bilmem. Tamam, domates yok şu anda da. İşte meyve, sebzenin fiyatıyla uğraşıyoruz. Hep bu savaş mesela bunu daha kötüleştirici bir olay. Keşke olmasa. Neyse hocam, şimdi şöyle yapalım. Ben bir dahaki var. Sefere... Evet. Çok fazla geldi bu soru. Bunu sormasam beni herhalde linç evet. edecekler. Ettiler zaten de. Hocam evet. Şöyle, bu savaşın, Fed'in faiz arttıracak ya, Fed öyle bekliyoruz. Etkisi nasıl olur diye bir soru geldi bana hocam. Yani çok geldi. Çok bak, çok derin bir konu bu Deniz. Yani bunu benim bir dahaki Twitter Space'le konuşmam daha doğru olur ama şöyle bir yanıt vereyim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı benim hayalimdeki başkan değil. Yani benim idealimdeki başkan değil. Bana ya Özgür, senin idealindeki Merkez Bankası Başkanı kimdir diye soracak olursanız, belki bazılarınızın, konuyla ilgili olan bazılarınızın tahmin ettiği sürece Paul Volcker'dir. 1980'lerdeki efsanevi Merkez Bankası Başkanı. Ondan sonraki hiçbiri beyaza beyaz, siyah siyah demedi. O netlikte demedi. Belki de hiçbir Amerikan başkanının politikacı olmaktan vazgeçememesinden ötürüdür bu. Siyasetçiler izin vermedi buna Amerika'da. Şimdi dolayısıyla normal koşullar altında benim sana bu soruya vereceğim yanıt, kardeşim hiçbir şekilde ırgalamaz Merkez Bankası'nı. İnanılmaz bir enflasyon var. O yüzden faiz yolunu seçmek zorundadır. Olurdu. Ama o kadar yumuşak yürekler var ki artık. Vay orada savaş çıktı, ekonomi yavaşladı, bunu yapalım. Bu arada arttıracaklar yani öyle veya böyle. Ama bu kesin arttırım sayısına etkisi olmaz derdim ben eğer. Paul Volcker gibi bir adam şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın başında olsaydı. Ama maalesef değil. Dünyanın her tarafı popülistler tarafından sarılmış durumda. Dolayısıyla ben yani Amerika'ya hata yaptırır bu olay daha da fazla. Bu arada Amerika'nın hatası neydi onu da söyleyeyim size. Bu bambaşka bir Twitter Space'in konusu. Şu anda içinde bulunduğumuz dert, dünyaca içinde bulunduğumuz derdin kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Ne gibi Amerika Birleşik Devletleri diyeceksiniz? Kardeşim, sen kalkıp 1996 yılından 2008'e kadar faizleri orada tutarsan, varlık fiyatlarını da o kadar şişirirsen, üstüne o varlık fiyatlarına da o kadar türev ürünü yazdırırsan elbette ki kriz çıkar. Kriz çıktı, ondan sonrası zaten tarih kitapları yazdı, ya yazacak. Ama bunun sebebi bir zamanlar Alan Greenspan'i efsanevi Merkez Bankası Başkanı olarak tanıtıyorlardı ama ben o görüşte hiçbir zaman olmadım. Yani ben kendisini tarihteki en gevşek politikaları izleyen kişi olarak tanımlıyorum. Yani
kendisinin kesinlikle sorumluluğu vardır Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emlak fiyatlarının olması gerekenin üstüne çıkmasında. Bakın bir oran vardır, konudan konuya atlamayalım ama kişilerin ev değeri, evlerinin değerinin yıllık gelirlerine oranı konusu vardır. Bu 7'nin üzerine çıkması krizle sonuçlanıyor genelde tarihsel olarak. Bunu çıkartan kişi de o zamanki Amerikan Merkez Bankası Başkanı ve izlediği son derece yumuşak politikalardır. Sonra ne oldu işte? Kriz oldu. Kriz olunca daha da gevşek politika izlemek zorunda kaldılar. Şimdi o parayı çekemiyorlar. Öyle bir problem var. Ben bu Rusya konusunda yani umarım yanlış haberdir. İnşallah olmasın. Hem biraz konuşalım dedim hem Rusya ile ilgili bilgiler konuştuk. Sevgili Burak çok güzel bilgiler verdi bize. Ben de bir parça bilgiler verdim. Belki bir tane daha şimdi söz vermeyeyim ama belki çarşamba, perşembe günü bir şey daha yaparız. Ama yaparken ben uluslararası ilişkiler alanında akademisyen, teknokrat olan arkadaşlarımı da çağırırım. Yine inşallah Burak da gelir. Birkaç ekonomi profesörü veya finans profesörü arkadaş da olur. Hep beraber konuşuruz. Umalım ki o zamana kadar savaş çıkmasın. Bu işte kapansın bir an önce diyelim. Efendim geldiniz, dinlediniz. Çok teşekkür ederim. İkinci Twitter space'imde bence biraz alışmış oldum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi geceler dilerim herkese. İyi geceler sevgili hocam. Görüşmek üzere.